Spordan geliyor. İtalyanca kökenli. Futbolla aranız nasıl? Yok. Çok iyi. Gelsin. Futbolda savunma ile kaleci arasında oynayan oyuncu. Defans. İşte. Sif işte orada. Siz harf alın. Harf alalım. L. Bir tane daha harf alayım. Voleybolla aranız nasıl? Yok. Onunla da yok. Yani çocuklar oynuyor. Voleybolda savunmada oynayan oyuncuya da aynı ismi. Varsa da bende şu an yok. Bir harf daha bir harf daha alalım. Bir tane daha harf. Tabii bir tane daha alalım. Libero. Evet, libero doğru cevap. Biliyor muymuşsun? Biliyormuşum. İlahi. Efendim altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir kelime. Gelsin bakalım. Kurum ve kuruluşlarda çalışanlara imza karşılığında teslim edilen para ya da eşya. Harf alayım, hiç hatırlayamadım, bilemedim. Makbuz böyle, değil. Bu mesela kurumlarda size belgeyle imzalatırlar. Bu senin nokta noktanda denir. Himaye. Değil. Of. Yine bastı. Butona bastı. Bir yarışmacı. Doğru bir yerde. O M doğru bir yerde duruyor. Evet. Söylediğim şeyler. Bu senin sorumluluğunda. Bu senin artık. Yok böyle hani mesela dolandırıcılık. Kendi kurumunda dolandırıcılık yapanlar parayı nokta noktaya geçirir. Kendi üstlerine geçirirler. Evet. Kendi nokta noktaya para geçirmek verir zaten. Kendi hami. Değil. Kendi. Bilemedim. Ah be. Zimmetine. Zimme. Zimmet. Zimmet doğru cevap. Gerçekten. İnanılmaz. Kendi bilmem bile. Kendi bildiğimi bilmem. Hayır. Elif Hanım muhteşem bir tecrübe yaşıyor şu an. Aynen. Efendim 7 harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var yine. Gelsin bakalım. Pürüzleri ortadan kaldırarak bir noktada buluşma. Basit düşünün. Anlaşma, uzlaşma. İlki. Anlaşma. Anlaşma doğru cevap. Elif Hanım 3000 puanımız var. 2 dakika 19 saniyede süremiz var. Kaç soru kalmış oldu? 7 soru kalmış oldu. 22 harf alabilirsiniz. İnşallah ihtiyacınız olmaz. İnşallah. Bakalım. Efendim geliyor 7 harfli ikinci kelimemiz. 2 kelimeden oluşan bir sıfat. Bakalım. Zamanın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış. Demode. Köhne. 2 kelime. Harf alayım. Verelim. Bir tane daha harf bir alayım. Bir tane daha verelim. Zamanın gerektirdiği. Çağ dışı. Çağ dışı. Doğru cevap. Efendim şimdi yine tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bu sefer 8 harfli. Bakalım soruya. Türkçe'de başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden söylendiği haliyle aktarılması esasına dayanan anlatım biçimi. Çok basit düşünün. Çok basit ilk şeyde. Evet. Nokta nokta anlatım deriz zaten. Dolaylı. Değil işte. Dolaysız. İşte direkt. Dolaylı değil. Bir tane harf alayım. Bir tane harf buyurun. Bir tane daha harf. Bir alayım. Tane daha verelim efendim. Çok istendi. Türkçe'de başka ne bilmeden. Dolaylı değil. Dümdüz. Dümdüz anlatım diye. Bir harf daha aldık. Bir tane daha harf alalım. Aldık. Doğrudan. Doğrudan doğru cevap.